Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Uberkrabat serimizin kaçıncı bölümündeyiz? 32. bölümündeyiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi şu paket balya işini bitirip, hani bu serinin son bölümü bu. Paket balya işini bitirip ve girdiğimiz işlerden de biraz bahsedip size bu seriyi hayırlısıyla bitiriyoruz. Bu seriden neler yaptığımızdan bahsedeceğim birazdan. Bunun haricinde birkaç zamandır, yani uzun bir süredir video gelmiyordu. Bunu da neden gelmediğini soran olmadı ama merak eden belki vardır. Onu da açıklayayım. Dediğim gibi staja başlıyorum. Staj başlıyor. Ve bunun yanında hafta sonu yayladaydım, yani şehir dışında. Şehir dışında değil. Yani telefon çekmeyen bir yerdeydim. Telefon çeken yerden uzakta. Ondan dolayı yani bir açıklama, bir topluluk kısmında da yayınlama şansım olmadı. Ya zaten çok da bir izleyicimiz yok. İzleyen arkadaşlardan yine canınız sağ olsun. Buraya kadar izlediyseniz devamını da lütfen mutlaka izleyin. İzlenme saatimiz lazım. 1000 aboneye uğraştık ama izlenme saatimiz hala çok az bir sayıda. Kanalımızın en çok popüler videosu Fatozlu Biçer videosu. Onu da izleyip, buradaysanız eğer şu an izliyorsanız, onu da izleyip bir like atarsanız çok beni sevindirirsiniz. Videoda işte dediğim gibi şansım olmadı video atmaya, bir açıklama yapmaya da şansım olmadı. Traktörü neden böyle sürdüğümü soran olursa, şu karşı tarafa bakınca bir kasma oluyor. Şöyle yapınca bu kasma en asgari tutar, yani en az tutara iniyor. FPS olarak 13-15 civarlarında oynayabiliyoruz. Şu an çok yüksek bir FPS ile oynayamıyoruz. Kasma zaten belli oluyor size de. Ondan dolayı bu şekilde oynuyorum. Bak gördüğünüz gibi hemen bir girdi kasma. Neyse, onu boş verin. Yeni bir seriye başlayacağız. Ortada yeni bir seri var. Bu seri için kullanacağım ekipmanlar Semih Cengi ve ekibinin paylaştığı ekipmanlar genelde. Bunun haricinde bulursam traktör, araç gereği ne bulursam bunları da kullanacağım. Şu gölge yerde ışıkları açalım, görelim önümüzü. Onun haricinde de bulabilirsem farklı ekipmanlar da kullanmaya çalışacağım sizin istediğiniz şekilde. Yeni serinin videosu da bir hafta içerisinde gelecek. Şimdi yalan olmasın, şimdi yarın geleceklerim, bugün geleceklerim olmaz. Bir hafta içerisinde kesinlikle gelecek. Hazırlıklı olun. Beklemede kalın. Geldiğinde de beğenip abone olursanız, yorum yaparsanız sevinirim. Arada bir Euro Truck Simulator 2 videoları da gelmeye devam edecek. Ona çok ilginiz yok, fark ettim. Sonuçta biz kuruluş olarak, ilk başlangıç olarak bir farming kanalıydık. Tabii ki farklı oyunlar da olacak kanalımızda. Sadece farming ile, hani sadece farming, mesela şöyle düşünün. Farming 19'u oynuyoruz biz mesela. 2 sene boyunca biz bir mod yapımcısı değiliz. Mod yapımcısı olsam 2 sene oynayabilirim. Hani farklı farklı kendime ait modlar yaparım. Oynarım kendi modlarımla. Ama bir farming mod yapımcısı olmadığımız için bizim 2 sene boyunca oynama şansımız biraz yok gibi. Ondan dolayı sizden de anlayış bekliyorum ve hani farklı oyunlarda atacağım bazı ara sıra. PS22 oynayabilecek miyiz tam olarak bilmiyorum. Şu an bu laptopta oynama şansımız yok. Eğer bir masaüstü sistem toplarsam o zaman da oynama şansımız olacak tabii ki. Şu anlık oynayamıyoruz ama 22'nin çıkmasına daha uzun süre var. O zamana kadar her şey her an olabilir. Gördüğünüz gibi bayağı da bir balyamız çıktı. Her yer beyaz beyaz, su yeşil mi diyor, beyaz mı diyor, neyse o çeşitli renk. FS videolarını özlediğinizi biliyorum. FS videolarını da elimden geldiğince bolca atmaya çalışacağım. Bir harita belirlemeye çalışıyorum şu an, ikilemde kaldım. Birkaç harita var aklımda. Sizin de önerileriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Eğer tabii ki istiyorsanız, önermek istiyorsanız ve buraya kadar izlediyseniz, o da hani genelde videolarımızın ortalama süresi 3-5 dakika civarı oluyor. Bazen 3 dakika bile olmuyor. Ondan dolayı yani sizden biraz daha izleme olarak biraz daha fazla izlemenizi istiyorum. Dediğim gibi hani kimsenin eline yapışmaz. Eğer severek izliyorsanız izleyin, sevmiyorsanız hiç izlemeyin. Daha iyi. Hani görüntüleme olmasa, hani 1000 görüntüleme olmuş önemli değil. Hani ortalama görüntüleme süreniz hani 1 dakika 50 saniye olursa, isterseniz 10.000 görüntüleme olsun, çok bir önemi kalmıyor. Bundan dolayı da sizden izleme kısmına biraz yüklenmenizi istiyorum. Yeni serimiz daha güzel olacağını düşünüyorum. Bu seri de güzeldi. Bu harita gerçekten muhteşem bir haritaydı. Hani gerçekten çok güzel bir haritaydı. Bitki olarak çok farklı bitkiler yoktu fakat bayağı bir işe girdik, yaptık, ettik. Ondan dolayı bu haritada bir göz bebeğimiz, ama bu haritayı ben silmeyi düşünüyorum. Şu an hani modları, kullanmadığım modları silerek hani kasmayı azaltmak istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi karşıdaki büyük ihtimalle ahır modundan dolayı, yine ahır modundan dolayı kasıyor bu. Bunları azaltmak için bazı modları sileceğim. Kastığını düşündüğüm modları. Ondan dolayı bu seriyi de silmeyi düşünüyorum. Eğer hani save dosyası falan merak eden olursa onu da atarım tabii ki. Birkaç gün bekleyeceğim silmeden. Birkaç gün içinde sileceğim. Eğer bu videoyu izliyorsanız silinmesine 2 gün var demektir. 2 gün içinde silinecek. Eğer hani merak eden, hani oynamak isteyen olursa save dosyasını atarız. Hani modlu bir şey olduğu için çoğu modu bulmanız gerekecek. Sezon bileti olması lazım, şu olması lazım, bu olması lazım. Biraz tabi sizi yorabilir. Yine de keyfiniz bilir. Bu arada bu Pottinger'ın paketleme makinesinde otomatik boşaltma var. Şu an ellerim boşta. Tabi ellerimi görmüyorsunuz ama böyle kendi kendine sarıyor. Ve boşaltma işlemi de kendi kendine yapıyor. Şöyle bakalım. Normalde Y ile boşaltıyordunuz. N ile otomatik boşaltma. Şöyle yan taraftan menüyü açayım isterseniz. Yan tarafta otomatik bırakmayı kapat, aç şeklinde bir komut var. Oradan anlayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir garaj oluşturmuştuk. Burada biçer döver tarzı olan biçer döverlerin hepsini buraya toplamıştık. Biliyorsunuz. Tabii öncelikle şöyle bir başlamak istiyorum ben. Bu seride ne yaptık arkadaşlar? Öncelikle bu seriye başladığımız kısmı anlatayım size. Araçlarımızı, ekipmanlarımızı şuraya bir baraka koyarak yapmıştık. Şuraya araçlarımızı, ekipmanlarımızı ilk zaman buraya toplamıştık. Daha sonra şöyle hemen hızlı bir şekilde gidelim. Ya arada tabii ki farklı işler de yaptık. Çapa ile sürme, ekim, hasat, her şeyi yaptık. Ama girdiğimiz ana iş kollarından bahsetmek istedim ben size biraz. Girdiğimiz ana iş kolları arasında da gördüğünüz gibi tavukçuluk işi, şöyle 500 tavuk alan bir kümesimiz vardı. Gördüğünüz gibi bayağı bir yumurtamız birikti. Yumurta bile satmadık doğru düzgün. Şurada bir at padomumuz vardı. Bu at padomunda da bayağı bir at yetiştirdik ve sattık. Bayağı bir kar elde ettik. Diğer tarafta gördüğünüz kasma yapan at ahırını, inek ahırını koyduk. Koyun ahırımız vardı. Onları koyduk. Her şeye girdik. Şöyle hayvanların da son durumunu göstereyim size. Domuz işinde bayağı hani aslında işi kıvırmıştık. Domuz işine de girdik. Diğer tarafta ağaç kestiğimiz bir bölge vardı. İneklerimiz, tavuklarımız, koyunlarımız, atlarımızın değeri yok şu an, daha ilk günü. Şöyle borç almıştık bayağı bir. Borcu ödeyemedik ama dediğim gibi bu şekilde oldu. Şöyle bir de diğer taraftaki kendi elimizle yonttuğumuz, biçtiğimiz, ektiğimiz bir yerimiz vardı. Orayı da göstermek istiyorum. Şimdi kamera modunu, pardon. Şöyle bir domuz ahırımız var burada. Orman deposunun arkasında, bıçkıhanenin arkasında. Şöyle fertilizer shop. Şöyle bir tohum alma yeri. Şöyle burada peynir işine girmiştik gördüğünüz gibi. Buralara ağaç dikmiştik. Ağaçlarımız palazlanmaya başladı. Şöyle gördüğünüz gibi seralarımız vardı. Bunun yanında küçük limon seramız falan vardı. İleride zeytin ağaçlarımız vardı. Zeytin ağaçlarımızın suyu ve gübresi eksik şu an. Şu ileride de meyve ağaçlarımız vardı. Meyve ağaçlarımız doldu. Kasalarımız doldu. Onları satmaya gitmedim daha. Şu an dolu gördüğünüz gibi. Apples dolu. Bu seride daha çok hani bu şekilde bir işler yaptık. Onun haricinde aldığımız tarlalar şöyle görüyorsunuz. Haritanın yarıdan fazlasını almıştık. Tabi bu haritanın tamamını alıp başka işlere de girmek isterdim. Fakat bu kasma ve hani yapılabilecek şeylerin bitmesi. Yapılabilecek şeyler bitmedi aslında. Daha çok yapılabilecek. Yumurta satışı, süt satışı, şunun satışı, bunun satışı. Hani her şey satılabilir ama dediğim gibi çoğunluk buydu. Zaten buralarda fazla bir aracım kalmadı. Genellikle araçlarımız şu orta bölgede oldu şu an. Bayağı bir yaptığımız işler vardı. Şurada Tümosan turbomuz, her şeyimiz vardı. Çoğu işe girdik. Burada çoğu işten de alnımızın akıyla çıktık. Bu işe girdiğimizde yanımızda olan ekipmanlarımız bunlardı. Başka nelerimiz var? Siyah Tümosan'ımız vardı. Bunu da bayağı bir uzun süre kullandık. Araçlarımız şöyle Tümosan turbomuz, askerimiz, Fatozlu Biçer düverimiz, şöyle silaj makinemiz, Fiat Agri Heston, şöyle Renault'umuz. Burada çok kasıyor, gerçekten çok kasıyor. Pamuk biçer döverimiz, Erkut Haşmet'imiz, şöyle minik makineyle Mehmet Şimşeker'imiz. Şöyle geri yanaştığınız zaman minik makineyle alıp normalde dökmesi lazım buralara. Böyle yan menüyü açsak buraya boşalt diye bir seçenek yok sanırım. Aynen yok. Neyse, dediğim gibi arkadaşlar, bu serimiz burada sona eriyor. 32 bölümlük ortalama bir seri olmuştu burası. Gerçekten de sevmiştim ama kasmalar olsun. Hani başka bir seriye girip başka ekipmanlarla oynama isteğim olsun. Daha ağır bastı ve bu serinin burada sonlandırılmasını gerektiğini düşünüyorum ben. Bir yandan sizlerle de oynamaya devam edeceğiz. Hafta sonları cumartesi ve pazar günleri saat 9.30'dan akşam saat 9.30'dan 11'e kadar günlük 1.5 saat oynuyoruz. Gelmek isteyenler International sunucusunda, yani Avrupa'da kurmuştum ilk gün. International sunucusunda Samet TV adıyla oyunumuzu kuracağım. Cumartesi ve pazar günleri gelmek isteyen gelebilir. Gelenler de hepiniz başımızın üstünde yeriniz var. Onun haricinde söyleyeceğim bir şey yok. Bu serimiz burada sona eriyor. Çok yakında yeni seri gelecek. ETS videoları da gelmeye devam edecek. Kanalımızı desteklemeyi, destek vermeyi unutmayın. Bu video böyle kısa bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı, beğenmediyseniz dislike atıp yorumlara neden beğenmediğinizi yazmayı unutmayalım. Hepinize çok bu seride desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her şey için teşekkürler. İyi günler.